Ne kadar şeker çocuklarsınız maşallah. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz Öykü, Ali. Hoş bulduk. Merhabalar, hoş bulduk. İyi ki geldiniz. İyi ki geldik. İyi ki geldiniz. Sizlerle tanıştım. Şimdi halanız içeride. Halanız sizi görmek istedi. Halanız sizinle konuşmak istedi. Çocuklar, neden halanız sizi aradığı halde siz halanızla görüşmediniz? Halamız bizi aramadı ki. Halanız sizi aramış. Defalarca aramış ama size ulaşamamış. Yok öyle bir şey, yalan konuşuyor. Halam bizi hiç aramadı ki, yani hiç ulaşmaya çalışmadı bize. Halam arasaydı onun yanında olurduk, inanın. Yani? İnan onun yanında olurduk yani. Söylediği doğru değil yani, öyle değil, mi? Değil. Asla ne, değil. Ne söyledi bilmiyorum ama değil yani, ne söylediyse. Babanızın kasketi herhalde, değil mi? Hı hı, tarlada giyerdi bunu. Allah rahmet eylesin, annenizi babanızı kaybetmişsiniz çocuklar. Kardeşinizi de Allah rahmet eylesin. Yavrum, alınız şey anlattı. Babanız da rahmetli olduktan sonra sizleri yanına almış alınız ve size bakmış, sizinle ilgilenmiş. Bize bakmadı. Bakmadı. Halam bizimle ilgilenmedi. Yani biz onun yanında bir sene... Bir anlatsanıza, anneniz küçüktünüz belki çok ama oradan bir başlayalım. Önce anneniz rahmetli olmuş. Ben 16 yaşındaydım. Annem zehirlendi diye biliyorduk. Annem zehirlenmiş. Hastaneye kaldırılırken vefat etmiş annem. Ondan sonra biz kendi evimizdeydik zaten. O sıra işte halam, Sevman Hanım bize yemek getiriyordu evinden. Sonra babam asker arkadaşıyla görüşmüş. Şehirde bir iş bulmuş kendine işte. Onun yanına gidiyordu. Yolda giderken babam da trafik kazası yapıyor. Olay yerinde o da vefat ediyor. Sonra halam işte bizi yanına aldı. Bir yıl kadar onun yanında kaldık. Sonra zaten... Bir yıl. Bir yıl. Ne oldu? Ki o da... Yani bir yıldan fazla kalmadınız. Bir yıldan az kaldık. Yok, yıllarca falan. Yok. Hayır ya, yok öyle bir şey Ayşegül Hanım. Sevim Hanım mı söyledi size? Evet, halanız söyledi. Sevim Hanım. Yani ben de... Kavga geçer gibi biri yıllarca baktım dedi size. Yani evet, bebek. En küçüğünüz mi? Bebekmiş sanırım. O dahil hepinizi kendi evinde işte hani büyütmüş etmiş. O büyütmedi. Öykü büyüttü kardeşlerimi. Nasıl yani? Öykü bakıyordu çocuklara. Evet, yani evde halamın yani bize yaptığı tek şey evinin içinde yaşamamıza izin vermiş olmasıydı. Onun haricinde bütün işler, bütün çalışmalar, çocukların bakımı hepsi bendeydi. Kaç yaşındaydın Öykü? Ben 14 yaşındaydım. Sadece çocukların bakımı değil. Evi de temizliyordu. Camları siliyordu. Her hafta cam sildiriyordu Öykü. Kendi kızı yatıyordu içeride. Öykü her hafta cam siliyordu. Tabii gocunduğumdan değil ama ben de çocuktum işte. Yani elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştım. Zaten bunda gocunulacak bir şey yok Öykücüğüm. Sadece bizi... Okumanıza falan da yardımcı olduğunu söyledi. Hayır, biz okumadık ki. Biz i̇şte, okumadık. Biz okumadık. Biz de işte i̇kiniz kardeş... Mi? Evet, i̇kiniz, çalıştık evet, ikimiz. Kardeşlerimizle okutmaya çalışıyoruz. Hala devam ediyor bu ama biz anne babamız öldükten sonra sadece çalıştık. Ben zaten muavinlik yapıyorum bir otobüs firmasında. Orada çalışıyorum. Öykü de işte kaldığımız binadaki evlere gidiyor. Orada temizlik evet, yapıyor. Evet. Şimdi gerçi yavaş yavaş onları bırakıyorum. Bir kargo şirketinde tam zamanlı iş buldum şükür ki. Temizliği de bırakmaya başladım yavaştan. Yani gelirimiz yettikçe bırakmaya devam edeceğim o kısmı. Yetişemiyorum ikisine birden maalesef. Ben de zaten ekstra otobüsleri temizliyorum. Çünkü yetmiyor yani. Evin kirası. Çocuklar ne zaman ayrıldınız siz halanızın yanından? Yani bir yıl mı kaldınız halanızın yanında? Bir yıl bile kalmadık işte. Sayın 17 mı? Yaşıma falan yeni geliyordum. Ayrıldık orada. Neden ayrıldınız? Neden ayrıldık? Ben bir gün eniştemle halamı konuşurken duydum. Aslında hep konuşuyorlardı yani. Hep kulak misafiri oluyorduk bir şekilde. Bir evde 8 kişinin boğazı nasıl doyacak? Biz bu çocuklara nasıl yetişeceğiz? Artık bıktım. Gibi. Zaten suratlarından belli oluyordu. Yani ağır geliyordu onlara da. Beş bu kadar surat. Çocuk.
Evdeki seslerden rahatsız oluyorlardı. Gürültü geliyordu belki, bilmiyorum. Ama fazlalık olduğumuzu zaten hissettiriyorlardı. Bir yandan da sözlerini duyunca artık dedik ki kendi başımızın çaresine biz bakarız. Yani bakmaya çalışırız en azından. Nasıl baktınız kendi başınıza? Ben dediğim gibi muavinlik yapıyordum. Ayrıldınız oradan. Oradan ayrıldık. Ama hala kardeşlerim şeyde, babamın evinde kalıyordu. Yani büyüdüğümüz evde kalıyorlardı. Oraya ben bir şekilde para gönderiyordum. Sonra da işte... O eviniz satılmış, hatta halanız satın almış galiba. Ya Ayşegül'üm, o evi inanın onun aldığını bile bilmiyordum ben. Nasıl yani? Bizim bakın paraya... halanız şunu söyledi. Dedi ki paraya tabii ki çocukların ihtiyacı vardı dedi. Hani bir şeyler zor idare ediliyordu. Ve ben satın aldım o evi ki çocukların baba ocağı tütsün. Hani istedikleri zaman gelsinler, kalsınlar burada diye. Bizim kimin aldığına dair hiçbir fikrimiz yok ki. Biz sadece biri geldi, evi satın aldı, gitti diye biliyoruz. Ben kimseyle görüşmedim. Ben orada muhtar var. Zaten babamla da çok yakın arkadaşlardı. Onunla konuşmuştum. O zaten aradı beni. Ali dedi, ev satılıyor oğlum dedi. Biri geldi dedi. Tabii sadece bana biri denildi. Öyle söyleyeyim. Yok halanmış, yok eniştenmiş. Öyle böyle hiçbir şey denilmedi. Bir daha o eve gitmediniz. Gitmedik yani, bize haber vermediler zaten. Biz nasıl gidelim o eve?